Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konuğu Serkan Balcı. Serkan Balcı ile geçmişe döneceğiz. Anıları, hikayeleri sizler için derleyip sizler için ekrana getireceğiz. Serkan hoş geldin. Hoş bulduk. Senin olduğun yerde her zaman iyi sohbet vardır, keyif vardır, mutluluk vardır ve eğlence vardır. İşte birazcık. İlerleyeceğiz diyorsun. Tabii eğleneceğiz dedik ama zaman zaman da böyle kötü anıları da konuşacağız. Mesela İsviçre maçı. Hiç hesapta yokken bir kavga, bir tartışma, soyunma odasında. Hesapta yokken diye değil de. Onlar hesaplı var mıydı? Yok, hesaplı değil. Yani o kurulu gittik zaten yani ikinci maça. Çünkü orada bize çok kötü muamele yaptılar İsviçre maçında. Sen ilk maçta da var mıydın? Evet, orada. İlk maçta da vardık. Orada mesela işte PKK bayrakları, işte İslam marşımızı ıslıklamaları falan filan bir sürü böyle. Siz doldunuz. Dolduk. İlk maçı bir de 2-0 mağlup olduk. Bu maça geldik, hazırlanmalar, mehter maçları, öyle bir konsantrasyon ve... Fatih Hoca konuşmalar yaptı mı size maçtan önce? Fatih Hoca yaptı, psikologlar yaptı, işte iyi bir psikolog vardı o zaman. Yani maça bildiğiniz savaşa gidermiş gibi hazırlandık. Hazırlandırdılar yani bizi. Hazırlandırdılar. Yani aynen. Silah verseler gideceksiniz yani. Ya gideceğiz, vuracağız yani. Ya inanamam, siper yatın falan. El bebek çıkartın, el salla. Çünkü yani bunun öncesinde bir sürü şeyler olduğu tabii. için yani işte... En önemli şey İster Marşı'nın sıralaması. Fatih abi var, Fatih Akker. O da mesela onların İster Marşı'na ters döndü kısırtını. Ters döndü. Hareketler yaptı böyle. Arada o da onlara aynı şeyi yaptı. Çünkü pislik yaptılar orada İsviçreliler. Tabii burada maça çıktık işte. Alpay abi İster Marşı'nda ağlıyor falan filan derken 33 saniye penaltı yaptı. Çoğun ben dönmüş yani. Tabii tabii 33 saniye penaltı oldu. Adamın belini atlaması lazım. Maçı kazandık ama işte tabii 2-0 mağlup olunca onlar deplasman atılan goller falan filan. Bu daha yeni yürürlüğe girdi herhalde, artık o kalktı. Evet. O zaman olsaydı daha iyi, 4-2 yendik herhalde o maçımız. Evet. İşte Fatih Hoca'nın bir hareketi 6 numaraya falan filan. 6 numaraya şey 6 bu... numaraya yapıştır yani. 6 numaraya yapıştır tamam. Emre abiye. Tamam. Falan karıştı ortada. Kim yapıştırdı 6 numaraya sağda? Yani yapıştırdılar bilmiyorum. Vurdular bilmiyorum ama. Yani benim mesela çok enteresan bir maç oldu ya, öyle böyle diyor. Her yani. Anı, her dakikası mesela... İyi de oynadık ama o gün. İyi oynadık, çok iyi oynadık. Çok müthiş bir atmosfer. Ergün Pembe sürekli kesiyor, topa vuruyoruz. Yani zaten böyle bir kesme yok zaten. Bir orada rahat olan, sakin olan Ergün Pembe değil mi? Dünya umurunda değil. Yok hiç böyle hiç... Böyle. Zaten diyor ki beni oynatmış yoktu hoca diyor. Baktı herkes gergin, kötü oynuyor antrenmanda, beni soktu diyor, oynattı diyor. Vallahi Ergün abi ben hayatımda gördüğüm en sakin adamlardan bir tanesi. Umurunda değil. Yani. Topu da öyle. Bana ne diyor. Yani. Aslında öyle olmak lazım. Tabii genelde. Tabii. Çünkü savaşa gitmiyoruz mesela. Bizim bu milli takımda da mesela tabii. işte savaş, mavaş bilmem ne falan. Öyle değil yani. Futbol eğlence, futbol oyun yani. Biz küçüklüğümüzden beri vatan bile Sakarya'ya gidiyoruz maçlara mesela. Biz kaybediyoruz. Bakın hep biz kaybediyoruz ama böyle rahat gidip yani bir şekilde... Maça konsantre olsak, mesela sadece futbol oynamayı düşünsek, biz zaten herkesi yeneriz yani. Biz konsantrasyonu ve anlık motivasyonu yapamıyoruz. Yapamıyoruz, evet. Biz aşırı motive oluyoruz bütün hafta boyunca. Evet. Ve maça bir çıkıyoruz, elle ayaklar evet, gidiyor, evet. gerginlikten. Seni hazırlıyorlar zaten bu tabii. işte yayın programları olsun, işte insanlar olsun, tabii. dışarı çıkma olsun, mektuplar olsun, işte o işte savaşa gidermiş gibi metinler olsun falan filan. Bu tarzda tabii ben doğru bulmuyorum bunları. Yani yaş ilerledikçe doğru bulmamaya başladım. Çünkü gerçekten bizim üstümüzde bayağı bir etkileşim oluyor. Ya Mehmet Özek gibi dünya bir efendisi bir adam. Bak Mehmet Özek ya inanılmaz bir kaptandı. İnanılmaz iyi evet. bir futbolcu, efsane. O bile, gitti, vurdu. O bile vurdu ya. O vurdu. Kimler vurmadı ki? Sen vurdun mu? Sayılır. Vurmadık da yani bir şey. En son ben gittim orada, ceza yedim ben yani. Ya sayılır derken... Benle alakalı şey var ya, o koridorun içi. O tamam. koridorun içini görme yani. Kimse göremez zaten o koridorun içini. O koridorun içini bir futbolcular görmüştür. O koridorun içi savaş alanı gibiydi. Savaş alanı mıydı? Ya vuran vuran. Kim kim vuruyorsa. Belki aynı adama yani şey yani... Kendi arkadaşına kendi... vurmuşundur yani. Var mı bu? Kendi arkadaşına vuran? Vardır herhalde. Vardır. Öyle kalabalıktı yani. Güvenlik zaten bizden fazla güvenlik Hatta vardı. Hatta Hamit galiba... Bana... Hamit kendi Bayern Münih'ten takım arkadaşlarını... şey yapmak için, korumak için tutmuş. Emre Belözoğlu da ona dalmış galiba. Ne tutuyorsun diye. Emre abi ceza aldı. Ben aldım. Alpay abi aldı. Başka kim gittik biz? Bir gittik var mahkeme. Bütün milletlerde hakim. Diyor ki öyle böyle böyle böyle. Bütün hakimler öyle böyle böyle bir şeyler. Ama ters yatırmaya çalışıyorlar. Ha. Yatıramadılar. Nereye yatırdı? Çapraz yaptılar. Çapraz sorgu. Çapraz sorgu. İlk defa hayatımda mahkeme çıktım orada. Bir sürü milletten. Sen neydin?
İki maç yedim ben. Ha, ama dedin, ifaden neydi? Birini kasığı patlattı. Kasığı patladı. Onda ben işte zamanında Levent Bıçakçı işte. Sen mi patlattın kasığı? Beni şikayet ettiler. Ben patlattı dediler ama benim söylemden dolayı mesela. En son giriyorum ben. Görüntülerin hiçbirinde yokum. Ama benim üstüme attılar. Ha, senin üstüne attılar. Öyle bir çirkin bir şey yaptı Levent Bıçakçı. Sayın Levent Bıçakçı. Ya senin üstüne. Aa, şoka gibi. Evet. Çok enteresan ya. Her neyse. Unutuldu gitti bunlar ama. Evet. Sıkıntılı bir dönemdi işte. Senin bir kırmızı krampon hikayen var Fenerbahçe'de. Nasıl? Aynen ya. Bizim işte bir gün şort sarı. Tamam. Konç sarı. Konç sarı. Ayakkabı da lacivert sarı, ayakkabı kırmızıydı. Kırmızı. Ondan sonra işte bir iki maç böyle giydim. Sonra başkan çağırdı beni, dedi ki bir daha gidelim kırmızı ayakkabı giymiyorsun dedi. Kırmızı ayakkabı giyiyorsan dedi, o dedi sarı kırmızı oluyor dedi. Giymeyeceksin. Galatasaray'a katılı mesela. Tabii, tabii. Feneryum'da da mesela o şeylerde. Kırmızı kimse giyemez mesela. Kırmızı giyemez. Ben dedim Allah Allah nasıl ya dedim ben. Yani o anlama, aklıma bile gelmiyor ki ben yani, şimdi. Kırmızı güzel gözüküyor. Kırmızı güzel diye giyiyorduk biz tabii o zaman. Tabii sarıyla kırmızı olacak Galatasaray. Orada bakışın Galatasaray diye gözüküyor. Vay vay, ondan sonra giyemedik tabii. Giyemedim. Yani. Mesela bu konç lacivert olunca kırmızı giyiyordum. Lacivert. Orada yaşadık yani bazı şeyleri. Bir de senin sözleşme hikayen var. Önce bir zıtlaştınız herhalde birbiriniz Aziz Başkan'la. Aynen aynen. Biraz işte sözleşme problemi var ufak tefek rakamlardan dolayı. Sonra dedi ki nereye gidersen git dedi. Tamam dedi, git dedi. Res tamam, çekti sana. Res çekti. Ben de git tamam dedim. Gittim ben de Trabzonspor. Anlaştın. Anlaştım. Ön protokol yaptık. Sonra dedi ki geliyorsun, nereye gidiyorsun dedi. O protokolü bozuyorsun dedi. Tamam sonra. Sonra ben döndüm, ben bozamam dedim, ben de söz verdim dedim. Öyle dedi, madalya takarken işte oraya bir sürü kişi Ali Başkan'lar arattırdı. Ali Başkan. Ali Koç. Ali Koç o zaman dedi. En düzgün cevabı o vermişti o zaman. Ne yaptın şey dedi Ali, şey Serkan'ım dedi. Ali abi dedim böyle böyle durum oldu, böyle böyle. Tamam, olsun dedi. Hakkında hayırlısı olsun dedi. Anlayışla karşıladı. Anlayışla yani. Karşıladı. Sonuçta bitmiş yani. Sonuçta ben ön protokolü atmışım ya. Yani. Protokolü bozmak için de tazminat ödemek zorunda kalırsın yani. Bir de sen köpeklerin var. Köpeği geziyorsun. Tabii. Mesela Aziz Başkan da sevmiyor değil mi buna? Ya ben sanki karıyla mı geziyorsun? Köpekle geziyoruz ya. Ya bu kadar, ben köpeklerin bu kadar dert olacağını bilmiyordum ya. Köpeğe mi geziyor? Sen Aziz Başkan köpeğe geziyor. Ya köpeğe sen gittin, köpeğe de geziyor ya. İkide bir o zaman. Sonra imza attıktan sonra Trabzon neydi sana? Dedi orada dedi köpeğiyle gezemezsin dedi. Bak dedi orada. Gel burada gez dedi köpekle. Ya inanılmaz. Gerçekten ben köpekleri çok seviyorum. Şu an can dostum sayılır benim. Bir tabii. Tane Carlos köpeğim var adı. Topu da çok seviyor. Öyle bir anılarımız oldu işte o zamanlar. Şimdi gülüyoruz işte de ama o zamanlar bozuluyordu tabii. Tabii tabii. Senin de benzin alma hikayen mi vardı? Benzin aldık bir gün. Saat Ataşehir işte bir tane benzin istasyonunda. Ondan saat sonra saat 9:30 falan. Ulan orada haber vermişler gece dışarılarda geziyor. İşte başkan da her yerde kulağı var abi. İstanbul ya burası. Şaka gibi. Sonra şey mi dedi? Gezme mi dedi? Ay sen dedi gece gece dedi nerelerde geziyorsun dedi. Gece gece dışarılarda çıkmışsın geziyormuşsun diyor. Aktaran başka türlü aktarıyor ha, herhalde. Tabii tabii. Ondan sonra gece 12:00 diye aktarıyor tabii, falan filan. 3 saat ekliyorsun. Tabii. Ben de benzinlikte dedi senin ne işin var dedi gece 1'de 2'de diyor bana. Ama şey de olabilir. Ataşehir'de benzin alıyorsun ya orada Ataşehir'de bekar evleri vardı ya Fenerbahçe. Benim yoktu ki ya. Senin yoktu. Hayır. O zaman hatırlıyorsun Brezilyalıların özellikle. O zamanlar Ataşehir meşhurdu. Şimdiki gibi değil ki. Brezilya da değiliz abi. O zamanlar güçüz ya. Şenol Hoca. Şenol Güneş. Şenol Hoca. Şenol Hoca tabii daha çok Yattara, Engin Baytar vesaire onlarla, Jaja falan onlarla ilgileniyordu. Ya, Şenol Hoca çok ya, çok güzel zamanlarınızı geçti Trabzonspor'da. İlk milli takımı alan hocamızdı. Tabii onun belaları işte Yattara ile Jaja'ydı. Jaja çok iyi futbolcuydu mesela. Jaja'nın özel hayatı çok kötüydü. Onunla ilgili bayağı bir sıkıntı yaşamıştı. Alkolü falan geliyor değil mi antrenmana? Alkollü geliyor, gece partiler yapıyor falan filan. Ama sahaya çıktığı zaman da müthiş oynuyor. Sahaya çıktığı zaman müthiş oynuyor. Ama yaş ilerledi işte tabii oynayamazdı tabii, yani. O belki hayatına böyle devam etmiyordur. Çünkü o yani o yetenekteki bir adamın o denli şeyler yaptığı zaman soru işareti tabii geliyor yani insanın aklına. Çünkü öyle bir yetenek, ben öyle bir yeteneğim olsa yani futbol yatı futbola kalkarsın yani o şey. Biz futbol yatı futbola yeteneğimiz belli, ne yapacağımız belli ama onların ne yapacağı belli değil. Tabii. Ya kendine baktığı zaman onu tutma şansın yok. Yok yani. Değil mi? Yok. İnanılmaz yetenek, inanılmaz sorunlar. Yani Şenol Hoca'nın da maç günleri stresi
Bayağı stresli oluyordu. Çok stresli. Kömür gibi oluyordu. Bir de şampiyonada yani biraz rahat olsa, biraz rahat bıraksa oyunculara. Yani o da ters tepiyor bence. Ya ben iyi hazırlayamadığını düşünüyorum. Şunu yapmadı. Ben Şenol Hoca bunu... kesin bir hazırlık maçı. Ya hazırlık maçı ya. Evet. Oyuncu mesela şey yapıyor, böyle dönüyor falan, böyle hareketler. Ya hocam hazırlık maçı ya. Rahat ol, rahat bırak. Ya de ki ya kardeşim biz başarılı takımız, belki, iyi takımız. Belki görmüştür, o yüzden sinirli streslidir. Ya başarılı takımız, geldik zaten başarılı olduğumuz için buradayız. Çıkın keyif alın, çıkın futbol oynayın, rahat olun, sakin olun dese. Önemli bir şey o yanındakiler demesi lazım. Evet, doğru. Lazım. Çünkü en tepede o, bazı şeyleri de görmeye de bilir yani. Tabii, o sahada, sahadaki şeyle uğraşıyor. Ama ben bu şeyi mesela bu kadar şeyi izin vereceğini düşünmüyordum mesela bu kadar. Yani bütün reklamlarda bizim oyuncularımızı gördüm mesela. Maçtan daha çok reklamlarda oynadılar bakıldığı zaman. Yani bu o şeyi evet oynayabilirler, şey de yapabilir ama o şeyi kaçırdılar. Arayı kaçırdılar ve gerçek hayata döndüremediğini düşünüyorum. Oyunu o sahanın içine konsantre olamadıklarını düşünüyorum. Çünkü Şenol Hoca en iyi sahada konsantre yapabilecek hocalardan bir tanesi yani. Seni rahat bırakır. Yani evet dış etmenlerden seni korur. İlk defa bu kadar dış etmenler milli takımın içine girdi. Herkese muhatap olmak zorunda kaldı futbolcular. Herkes bir şey söyledi. Evet. Herkes konuştu. Hep televizyonlarda onlar var. İster istemez Instagramlarından tut. Her şekilde önüne çıktı her şey. Tabii konuşmalar var. Bilmem ne. O olaylardan Şenol Hoca onları uzaklaştıramadı. Yani bu da belki en hatalı durumu bu. Bu da ne çıkıyor? Performans olarak çok kötü altta ve Şenol Hoca başarısız olduğuyla. Evet bu konuda evet çok başarısız kaldı. Sergen Yalçın nasıl değerlendirirsin? Şampiyon oldu. İyi bir futbolcuydu, iyi bir teknik adam da oldu aynı zamanda. Çok iyi teknik adam oldu yani. Değil mi? İlişkileri en önemli şey antrenörlükte ilişkiler futbolcuyla oyun. Çünkü futbolcu diyor ki Sergen Hoca kalacaksa ben de kalırım diyor. Mesela bu çok önemli, mesela gurur verici bir şey. Bence evet hocalarından daha çok ilişkileri ön planda olduğunu düşünüyorum. Tabii çok zeki bir adam. Ben ilk küçüklüğümden beri Sergen'in çok zeki olduğunu düşünüyorum. Zaten herkes bunu düşünüyor. İnce laflar, güzel laflar, yerine oturtulan laflar. Değil mi? Mesela bunları düşünebilmek gerçekten meziyet ister mesela. Sergen Hoca'da bunların hepsi var. Sahada da mesela... Mesela Hatay Spor maçından önce yaptığı açıklamayı... Ters de yapabilirdi. Tabii inanılmaz ama risk. Evet. Ters yapabilirdi ve şanslı da yanında oldu ve tuttu ve 7 tane attı. 7 tane attı yani ters etmemiş ya. Başka türlü bir şeyler oldu. Evet, evet. Ama sonrası kötü oldu. Toparlayamadı. Belki 3 tane atsa belki bu şey olmuyor. 7 tane biz şampiyon olduk şeyine girdiler mesela. Evet. Allah korusun orada Fenerbahçe yense... Sivas'a evet. Şampiyon olarak gitti evet, yani mesela. Tabii canım Fenerbahçe evinde Sivas'ta oynuyorsun. Yenilmemen lazım yani. Ne hak ederek mi oldu Beşiktaş şampiyon? Beşiktaş hak ederek oldu. Ama son haftalarda oynadı futbol hak etmedi. Ama santrforu yoktu. Abubakar yoktu sakat. İşte o sıkıntıydı zaten. Sıkıntıydı. Oyun olarak da çok performans oldu. Son maçta da iyi performans göstermedi. Tabii kötüydü canım. Çok kötü oynadı. Allah yardım etti. Yani. Aynen Allah yardım etti yani. Peki sağ içinde Sergen Yalçın'la anın var mı? Karşılıklı çok oynadın. Sergen Yalçın'la gençler bindeyken oynadık. Bir dirseğini yedim yani. Böyle. Ha, dirseğini yedim. Topu ben ne bileyim ben iyi saklıyor ya. Bir tane koyuyor. Çarptı. Uzaklaşma dedi sana. Uzaklaştım. O zamanlar tabii deliyim. Kamu gazı gibi her yere saldırıyorum mesela. Tabii. Hiç tutamıyorlardı beni. Sağdan sola bile pres yapıyordum mesela. O ayağına böyle vurdu mu böyle bir bileğine falan? Yaklaşamıyorsun ki ona ya. Ha, yaklaşamıyor musun? Yaklaşamıyor. O vücudunu çok iyi kullanıyor. Ha, en önemli şey yok. İyi futbolcuydu ama tabii kendi de söylüyor. Zaten o hayatını futbol anlamında oyuncu olarak kendini verseydi zaten Türkiye'nin en değerli oyuncusu olurdu yani bu kariyer olarak. Sen Yusuf Şimşek'le de oynamıştın karşılıkta. Evet. O herkese çalım atan bir oyuncuydu. Bana atamıyordu. Atamıyor. Sana niye atamıyordu? Bekliyordum onun hareketini çünkü. Ya bekliyordun. Çünkü abi o bizim benim Doğar var ya Doğar en yakın arkadaşım. İşte gençler bir kaptanıydı evet. Falan. Onu mesela ters düz etti ya. Eskişehir'de. Eskişehir'de bir yatırdı, bir sağa kaldırdı, bir daha yatırdı, bir daha İki kaldırdı. İki defa, üç defa çalmadı. Telefon kulübesine geçti ya. O çizgiler olduğu yerde. Telefon kulübesine geçti. Ya ne güldürmüştük o zaman. Sonra Serdar Özbay ayakları geçti. Çıkardı, çarptırdı, gol oldu zaten. Ya, inanılmaz futbolcuydu ya Yusuf abi. Valla futbolculuğu belki çok geç oldu ama yaş olarak. Evet. Yani yine Beşiktaş'a geldi, o yaşta neye geldi dediler. Şampiyon i̇şte yaptı. Bilmem ne olur, bu yaşta futbolcu mu olur dedi. Şampiyon yaptı. Şampiyon yaptı. Yani Mustafa Denizli aptal mı yani? Tabii. Bilmiyorum oyuncunun yeteneğini mesela. Aynen. Büyük bir hoca yani sonuçta aldı onu. Sen Ribery'i de tutmuştun. Ya Ribery şöyle, biz bir tane kupa maçı oynadık. 5-1 yenildik Galatasaray'a.
Deniz abi oynadı onun karşısında. Ben sağ bek oynadım. Deniz abi sol bek oynadı. İçimizden geçti Ribery o maçta. Sonra 3 gün sonra şampiyonluk maçı var yine Galatasaray'la. Ben sol bek oynadım. Bir defa geçemedi beni. İşte 1-0 kazanmıştık o maçı da şampiyon olmuştuk. Eğer onu da kaybetseydik yine bir üstüne alırız o maçı. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Vallahi billahi. Ünal Karamanlı hanım var mı? Ünal Hoca bizde yardımcı antrenörlük yaptı. Sportif direktörlük yaptı. İlişkileriniz nasıl? İlişkileriniz mesela yattığa da hiç iyi anmıyor mesela. Ya ben kötü konuşmak istemem Ünal Hoca hakkında. Mesela biz onunla çünkü teknik direktör olarak çalışmadığımız için yani ikinci planda adamdı her zaman. Yani ikinci planda olduğu için de her şeye karışmak zorunda. Şimdi hoca ön planda olmuyor. Evet. Evet biraz duygusal davrandı. Yapmayacak, sen Ünal Karamansın yani futbolcular yapmayacak şeyler yaptı. İşte Şenol Hoca ayrıldıktan sonra Trabzonspor'u bekledi işte falan ama tabii onun da hep muhtesi Trabzonspor'u çalıştırmaktı. İçinde kalmıştı. Saygı duyuyorum Ünal Hoca'ya. Tabii iyi hoca mı kötü hoca mı bu herkes için tartışılır yani benim için de Ünal Hoca için de herkes için tartışılır. Bakıldığı zaman da bugüne kadar yani inişli çıkışlı bir grafik çiziyor teknik direktör olarak. Futbolculuğu gibi değil. Aklında hayırlısı olsun. İnşallah o da iyi bir yerlere geleceğini düşünüyorum yani şey olarak, hoca olarak. Ama ilk zamanlar eğitim gibiydi. Tabii. Bizim dönemimizde tecrübelendi. Zaten futbolculuğu konuşmaya gerek yok. Çünkü çok büyük oyuncuydu. Yani çok büyük oyuncuydu. Çok büyük oyuncuydu yani. Engin Baytar. Engin, ben tanıdığım en iyi futbolculardan bir tanesi. Deli, dolu, kırık, kafası kırık. Hayatı değişik. Ama inanılmaz güzel bir kalbi var. Kalbi inanılmaz zaten ya. İnanılmaz. Kin tutmaz. Ne bileyim değişik ya öyle bir şey yani. Onun bir de Şenol Hoca ile enteresan bir hikayesi var değil mi? Küfür olayı. Sonra Şenol Hoca videoyu... Şenol Hoca çok sakin bir adam o konuda mesela. Hiçbir şey demedi. Bir gün maç kimle oynuyordu Trabzon'da? 1-1'ken aldı onu. Sonra 2-1 küfür ederek çıktı bu elini. Abacı ama... Ya ben böyle yapsam hızlı hızlı geçsem belki okumayacağım. Senin böyle yani okunuyor. Ben bile yani dudak okuması bilmem o okunuyor yani anladın mı? Ne dediği okunuyor. Her neyse 2-1 o çıktıktan sonra 2-1 öne geçtik. Ondan sonra işte biz her maçtan sonra pazartesi günleri maçı izleriz. Sonra işte analizini yaparız falan. Açtı işte ekranı. Son bir tane dedi görüntümüz var dedi. Engin seni şuraya bir alalım dedi. Dedi de böyleyiz. Burada dedi geliyor şimdi Engin. Ana bacı küfür eder geliyor. Engin durdurdu. Burada dedi ne demek istedi dedi Engin. Bize dedi anlatır mısın dedi. Ondan sonra Pablo Henrique'ye falan filan vardı o zaman. Dedi ki biz dedi anamız ağlamış sadece dedi. Bunlar dedi böyle böyle yapıyorlar dedi. Koşmuyorlar dedi. Ben onlara da küfür ettim dedi. Baktı. Tamam Engin'ciğim dedi, oturabilirsin dedi, geç dedi, hiç Engin'in inanılmaz performansını Şenol Hoca göstermiştir. Şenol Hoca zamanında. Değil mi? Doğru. Sen Burak Yılmaz'la beraber de oynadın. Hatta senin Burak Yılmaz, Selçuk İnan bir ya. De Onur Kıvrak'la bir hikayen var değil mi? Araba hikayen, ya silah hikayen. Şaka ya. Ben bir tane, tabii Trabzon'a gelen herkese silah alıyoruz yani. Şık şık. Egemen'de mesela silah şeyi tabii, vardır tabii. Ya. Araba da açık. Açık, yani sesliyiz ya, araba açık. Bunlar beni bir sıkıştırdılar, şaka yapıyorlar. Oraya cimcikliyorlar, buraya cimcikliyorlar. Oradan tuttular, buradan tuttular. Ben de canım yandı. Böyle elimi uzattım arabadan, silahı bir aldım. Şırak bir yaptım, oradan kurşun bir çıktı, tamam mı? Ya sırf ben biliyorum orada kurşun oldum. Hep kalır ya bir tane şeyde. Biliyoruz. Bunların hepsi... Korkudan oldu, astım orada. Çok iyi ya. Ya sen ne yapıyorsun diyor. Öyle şaka mı yapılır? Ya. Manyak mısın sen diyor. Ama öyle mahvettiler beni. Her yeri parçaladılar ya. Hepsi tırsı dağılır abi. Çin yavrusu gibi değil mi? Bir daha değil. Yaklaşamadılar. Yaklaşamadılar. Ya enteresandı, güzeldi ya. Yattar dedi ki bana pas atmaz dedi Burak. Ya da Selçuk. Hep Burak atar dedi. Var mıydı öyle bir şey? Yok ben öyle yaptıklarını düşünmüyorum. Yattar zaten doğru da oynamadı ki ya. Onlarla mı? Evet. Hep sakat. Hep sakattı. Zaten oynasanız 10 tane 15 tane oynamışsın belki yani o sezonda. Hatta bir gün Selçuk'a gidip demiş ki ya bana niye pas atmıyorsun? Valla ben aralarını bilmiyorum ama. Bana da aslında yok demiş ben Burak'a atarım falan filan demiş. Ya şimdi Yattar'ı ayağına isteyen bir oyuncu. Ayağına atsam ama şimdi mesela koşu gösterirsen Burak inanılmaz koşular gösteriyor tabii, mesela tabii. Defans arkasına. Koşu göstermiyor. Atıyordu. Atıyordu. Doğru. Sıkıntı. Yattar biraz duygusal davranmış bence. Olabilir. Volkan Demirel. Volkan. Valla Ümit Mil'den beri arkadaşını çok severim. Çok iyi bir adamdır, iyi kalecidir. İyi teknik direktör olacak inşallah. Beraber kurstaydık.
Yani anıya geldiği zaman bir sürü anılarımız var böyle ama... O biraz sağ içinde duygusal mıydı ya da çok, ya sonra, çok, son çok zamanları... aşırı Fenerbahçeli mi evet, oldu? Evet, Fenerbahçeli. Küçüğünden beri babası anladı. Hepsi Fenerbahçeli. O biraz daha şey, taraftar. Taraftar. Öyle söyleyeyim. Ama artık hoca oldu. Bu kimliğinden vazgeçmesi lazım. Evet, Fenerbahçelidir ama Fehri davranmamak lazım. Artık birleştirici olmak lazım. Bizim futbol adına... Her anlamda birleştirici olmamız lazım. Ben kongreleri izliyorum bazen. Düşmanımız, Fenerbahçe Galatasaray düşmanımız diye nitelendiriyorlar. Benim hiç hoşuma gitmiyor mesela. Gitmiyor, değil mi? Düşmanlık nedir ya? Tabii. Olabilir. Rekabet ettiğimiz en önemli takımla. Düşmanımız nedir birbirinizle tabii. Bu kadar? Nefret etmeyin ya. O olmasa olma. Güzelliği olmaz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçının en çok izlenen maçlardan. Ezeli rekabet ebedi dost olması evet, lazım. Evet yani ezeli rekabet eskisi gibi. Ya düşmanımız diye adlandırmamak lazım. Toparlayıcı birlikte mi? Ya bize hepimiz ayrıştık ya. Tabii, İnanılmaz tabii. Ayrıştık. Yani futbol birleştirici bir oyundur tabii, mesela. Tabii tabii. Aynen öyle. Ona bir sahada kavganızda, gürültünüzde, tekmenizde, tokatınızda atın. Sağ maç bittikten sonra. Tabii sarılın. Sarılın bitsin gitsin ya. Hepimiz yapıyoruz bunları. Unutmak İnşallah lazım. Büyüklerimiz, yöneticilerimiz, başkanlarımız. Ya bu konuda gerçekten hem taraftarları birleştirici ve yani kendileri birleştirici olur ki bu futbol böyle giderse zaten kimse kalmayacak herhalde futbolda yani bu borçlar, bu bataklıklar işte ne bileyim. Bir de yayın ya şeyde çıkılırsa ne olacak başın yani doğru. Sıkıntı yani. Rüştü Reşber'le var mı? Rüştü abi valla en sevdiğim futbol camiası adamlardan bir tanesidir. İlk böyle mesela Trabzonspor'la görüştüğümüz zaman Rüştü abinin evinde şeyde Dragos'taydık. Işıl abla, Rüştü abi, eşi de, ailesi de 10 numara insanlar. Şimdi federasyonda onunla işte ilk görüşmemizi onun evinde yapmıştık. İşte Trabzonspor seni istiyor, ne yapalım falan, ondan sonra falan filan. Rüştü abi 2-3 saat, 4 saat orada oturduk. Rüştü abiye bir tane benim Golden'ım var mesela, yavrusuna hediye etmiştim falan. Öyle yani büyüğümüzdü çünkü biz saygı duyuyoruz ona her zaman. O da bizi sever. Gruplarımız vardır WhatsApp'tan eski Fenerbahçelilerin bir sürü hep böyle hep biri işte bir takıma gider doğum günleri özel günler hep beraber kutlarız. Güzel bir arkadaşlığımız oldu bizim hala da devam etmekte. Devam ediyor ne güzel. Christoph Daum. Christoph Daum. Valla gerçekten bak bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin en iyi hocalarından bir tanesi yani netice almada. Bir gün şampiyonluk kutluyoruz. Christoph Daum da bu kadar şey yapmış. Fotoğraf. Fotoğrafları atıyor işte şey halka böyle. Fotoğrafları. Fotoğrafları işte insanlar imzalı ya. Imzalı. Hepsini atıyor. Bir gün böyle atıyor işte aynı şeyde. Bir attım. Aha Christoph Daum çağ çağ yırttı. Yani büyük duvar falan açıldı. Orada gözüm önüne geliyor şu an. Niye yırttı ben de anlamadım. Sevmiyordu herhalde Christoph Daum'u. Allah Allah. Seven kesin de vardı. Sevmeyen kesin de vardı. Genelde teknik direktörler Fenerbahçe'de şampiyon olsam da eleştiriliyor yani hem oyun olarak hem de şey olarak ama Christoph Daum'un Fenerbahçe için eleştirilecek bir yanı olduğunu düşünmüyorum ben çünkü bakıldığı zaman neticeye 3 sene çalışıyor, 2 sene şampiyon, bir tane oldu. Son dakika şampiyonluğunu kaçırdı. Neticeye bakıldığı zaman son dönemlerde Ali Koç'un başkanı geldiğinden beri de mesela en kötü neticeleri alan başkan oldu şu zamana kadar. Belki evet çok doğru tespitleri de vardır maddi anlamda Fenerbahçe'nin gidişatı hakkında da ama sportif anlamda çok yanlış tercihler yaptılar. Hem oyuncu tercihleri hem hoca tercihleri. Bir şekilde bir yerden yani bir standart belirlemeleri lazım. Hem transfer politikalarında da 10 tane alacağına 2 tane net iyi biri almak lazım. Kanat oyuncuları alıyorlar mesela. Pivot santrforun yok. Orta kesiyorsun 50 tane bir tane vuracak adamın yok o tarzda ama öyle böyle şampiyon oluyorlar az kalsın bu sene. Evet. Aynı bölgede işte Mesut, Ozan, İrfan Can hepsi aynı bölgede. Bir De Souza gibi bir tane çift yönlü orta sahasalar önlü böyle. İki tane de stoper alsalar işte Serdar Aziz'in yerine işte ne bileyim şey yerine. Salahi'yi yani topu oyuna kuracak evet, anlamında. Ya zaten Fenerbahçe o takım şampiyon olurdu zaten. Yani. Olurdu. Katılıyorum sana. Sen milli takımda bir Avustralya'ya giderken bir anın var değil mi? Uçakta. Bir türbülansa girme. Aynen. Bir 1000 metre düşme. Onlar daha önce şeyde de 1000 metre. Hasan abiler Japonya'ya giderken düştüler. Biz de orada da 1000 metre aşağı düştük. O... Dedim mi? Öyle öldük dedim mi ya? Diyorsun ya. Sonuçta bayağı bir düştü ya böyle aşağı doğru. Ve bir dakika falan sürüyor böyle düşmesi mesela. Oradan mesela Emre abim bağırmıştı. Lan kaptan!
Stüdyo adam gibi kullansana. Sürekli uçağı. Ama acayip korkmuşlardı Emre abiler falan. Emre Aşık'tan bahsediyorsun. Yok, Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu. O zaman. Emre abi bir olayı var. O zaman stricikler meşhur. Şimdi evet. Stricik yaptırmıyorlar. Hemen işte fizyolojik soğumalara geçmişler hep böyle. Artık 20 dakika 10 dakika antrenman bitince stricik yapıyorlar. Özcan Hoca var, Özcan bizatı. O zaman Ersin Hoca yardımcısı, biz Avustralya'dayız. Adrenalin kaldırıyor böyle. İt it bir şey olmaz. İt bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz yine çat. Adrenalin koptu. Niye kesildi o? Adrenalin koptu. 3 ay yok. 3 ay yok. Sonra? Emre abi bilir onu ya. He? Sonra 3 ay yok işte adam. Daha ne olsun sonrası? Ne dedi ya? Ya Allah nasıl oldu acaba? Ya yani şey, Emre abinin adresi normal adresi değil ki yani. Ya, tabii. Yani bir de o zamanlar hep stretching yaptırıyorlardı mesela. Şimdi o kadar futbol değişiyor ki. Yani fiziksel anlamda, tedavi anlamında, her anlamda bu değişiyor ya. Mesela eskiden 20 dakika stretching yaptırıyorlardı. Şimdi diyorlar ki antrenman esnasında bir sürü yırtık oluyor adrede zaten diyor. Sen de onu stretching yaparak diyor kanamayı arttırıyorsun diyorlar. Yaptırmıyorlar ya, mesela. Yaptırmıyorlar. Ya şimdi mesela buzlu işte havuzlar işte. Fizyoterapist eşliğinde işte manipülasyon tarzında dinlenmeni hızlandıracak şeyler yaptırıyorlar. Enteresan yani. Ha şey değişiyor tabii zamanla. Tabii canım, o zaman işte adam 3 ay Newcastle kariyeri. Kariyer enteresan. Hasan Şaş. Hasan abi çok komik ya. Hasan abi Avustralya'da işte. Ben daha o zaman gencim, daha yeni. Hasan abi yatakta o şeyler var ya, zıplıyor hep yatakta. Hiperaktif çünkü. Ha. Duramıyor yani. Gece uykusu kaçmıyor. Hep zıplıyor. Hasan abi sen dinlesen zaten bir sürü inanılmaz komik bir adam ya. Yani çok anımız yok çünkü Galatasaray'da oynuyordu, ben Fenerbahçe'de oynuyordum. Bir Avustralya'da işte milli takım kampında öyle denk gelmiştik. Milli maçlarda denk gelmiştik ama böyle hep esprili bir adamdır ya Hasan abi. Pierre Van Hooydonk. Biz onun bir tane gençler binde oynarken baraj kurdurmuyorduk. Aynı takımda da inanılmaz bir adam. Biz baraj kurmuyorduk, Gökhan abi vardı kalede. Baraj kurdurmuyoruz, vuruyor dağlara taşlara, vuruyor dışarı. Ondan sonra koydurdu Selçuk'la şeyi, iki kişiyi şuradan kafasını şuradan izle, topu oradan hizalıyor. Nasıl bir değil şey mi? Değil mi İnanılmaz yani çalışmanın şeyi? Tabii. Şuradan bir koydu, direkt çatala. Müthiş. Yani şimdi mesela onun mesela yabancılarda biz mesela çok fazla hızlı yemek yeriz mesela, değil mi? Mesela adam keyif alıyor yemek yerken mesela. Oturuyoruz yavaş yavaş. Yemeği alıyoruz abi. 1,5-2 dakika çorbasından, salatasından ana yemeği bitiriyoruz. Adam daha çorbasını 15 dakikada konuşuyor yan tarafta, sohbet ediyor, işte şey yapıyor. Ama total bir saatte yemeğini yiyor. Bir saatte yavaş yavaş zevk yaparak yemek yiyor. Bizim de yemek yeme kültürü mesela karın doyurmaya. Tabii. Onlar da zevk almaya yavaş yavaş. Bizde en fazla 5 dakika 10 dakika. 5 dakikayı göremedim ben daha. Abi bu kadar çabuk hızlı yemek yiyor mu? Çabuk. Nereye bataktan mal mı kaçırıyor ya? O zaman işte rahatsızlıklar oluyor, sıkıntılar oluyor. En önemli şey çiğnemek ve yavaş tabii. Yemek. %100. Zaten rahatsız diyor. Süleyman Yula. Ya hala konuşuruz. Çok komik bir adam ya. Süleyman Yula'nın bir tane maçta çok gol kaçırdı. İnanılmaz goller kaçırıyor. Ama ilk kez de çok kazmaydı. Şey. Evet. Yani bu kadar pozisyona gidip kaçırma şeyi yok. Ondan sonra bu yay var. Tamam mı? Yaya 12 tane top koydu Ersin ceza. Orta sahada bir tane Huni. Vuruyor, döndürüyor, koşturuyor. Vuruyor, döndürüyor, koşturuyor. Bayıldı. Bayıldı. Böyle düştü. Öldü işte. Yani. Öyle bir şey yok yani. Yani kalp atımın işte tabii. O oksijen bir patlayacak yani. Ondan sonra tabii bu ceza antrenmanları falan vardı Ersin Hoca'nın. Mesela Burhan sakat olsun. Bütün her yerini çalıştırırdı o zamanlar. Ya yani inanılmazdı yani. Bu zaman oyun stilini bile değiştirdi. Ben hiç tasvip bulmuyorum. Çünkü sen yapan o oyun sistemin inanılmazdı yani. Sen öyle geldin Ersin Hoca. Ersin Hoca bizi de mesela çıkarttı. Çok severim. Ama o geriden oyun kurma Antalya'da yapmaya çalışıyor. Çünkü ayakları yok şimdi geriden oyun kuran oyuncuların. Ve başarısız oluyor ister istemez yani. Tabii doğru. Oyuncuya göre sistem yapmak lazım. İstediği oyuncu tarzı, ileride baskı, pres, işte kaybettiğin yerde işte taktik faulünden işte en çok gol atan şeyi, ama geriden oyun kurdu bizi yani, antrenmana bırakırdı ne yapıyorsunuz diye. Tabii. Yani ben mesela bu sene mesela izlerken Ersin Hoca'nın oyun kurguları hep değişmiş diye düşündüm. Değişmiş değil mi? Bayağı değişmiş yani. Bayağı değişmiş. Bence de %100. Fatih Terim. Fatih Hoca inanılmaz bir adam. Yani çok zeki bir adam. Şimdi mesela bir anıyı anlatayım. Milli takım Almanya maçımız var.
Ondan sonra Ceyhun Gülselen de bacak bacak üstüne atmış. Ondan sonra konuyu oradan oraya, oradan oraya bağladı şeye. Almanya'da öyle mi oğlum dedi Ceyhun'a dedi. Evet hocam dedi, Almanya'da da öyle ama o futbol şeyine indir lan ayağını dedi. Anladın mı? O geçişleri var ya. Oraya bağlıyor değil mi? Oradan oraya bağlıyor. Yani teknik direktör olarak da evet ben gençken çalıştım ve yani tüm kurguları düşünebildiğini düşünüyorum ben mesela. Kötü olunca ne olur, kötü giderse ne olur, iyi giderse ne olur, bunu oynatırsam ne olur? O kurguların etrafında senaryolar çizip çok maç izlediğini söylediler işte Selçuklar mesela. Ve o senaryolar içinde ne yapabilir mi düşünebiliyor. Yani antrenman şeyleri, milli takımda antrenmanları zaten 3 aşağı 5 yukarı ne yapacağını belli. Maçlardan geliyorsun işte. Tabii zaten ama hazırsın. Kulüpte, kulüp antrenmanlarını bilmediğim için çok fazla ne yaptıklarını. Ama genel olarak dışarıda sosyal anlamda inanılmaz bir adam yani. Tabii. Ben İtalya'dayken. Nikola Anelka. Nikola Anelka ya. Bu o ben İtalya'dayken ne o şey? Saat. Ha saat tabii ki. Saat İtalya'da Fiorentina'da şey. İtalya'dayken. Nikola Anelka. Anelka 26 yaşında geldi. Hiç konuşmuyor. Yani konuşuyor ama gereksiz konuşmuyor. Yani şimdi sen konuşmuyorsa konuşmuyordu ya. En iyi arkadaşı Önder Turacı. Fransızca. Ha Fransızca. Beraber yapıyorlar. Beraber kalkıyorlardı o zamanları. Ve şey. Yemek mesela kahvaltı hiç kalkmaz. Doğru düz yemek yemez. Lan nasıl yani yemek yemeği çok böyle ufak tefek. İşte böyle kahvaltı onların mesela Fransız kültüründe mesela kahvaltı yok herhalde kültürü mesela. Hiç kahvaltıya kalkmaz. O zaman bir sıkıntı yaşadı mesela. Ben kahvaltı yapmıyorum diyor adam. Allah Allah çok enteresan. Enteresan. Bana da çok enteresan gelmiş. Biz de bir kahvaltı yapıyoruz zaten. Tabii. 3 öğünlük kahvaltı yapıyoruz. Aynen yani. Öyle. Şimdi öyle değil yani. Şimdi dikkat etmek zorundayız. Doğru ama sen fitsin hala. Antrenman yapıyoruz her gün. Ondan sonra Down'la problem yaşadı onlar. İşte o zamanlar işte Alex'ler falan pas biraz gençti bir de. Pas atmıyorlar mı dedi pas bana? Pas atmıyorlar dedi bana o zaman. Atmıyorlar mıydı? Vallahi ben gerçekten ya safım o konuda ya da kötü niyetli değilim ya da kötü düşünmek istemiyorum yani. Atıyorlar mı atmıyorlar mı hiç o farkında şeyde, değilsin. Farkında değilim yani. Şimdi o düşüncelere girdiler ve giderken ben öğrendim mesela gitme şeylerini falan. Yani iyi ama böyle bir oyuncu olamaz. Yani böyle bir sprinter oyuncu olamaz. Yani. İnanılmaz bir oyuncu. Ama istediği zaman oynuyor değil mi? Büyük maçlarda, yani derbilerde. Yani onun keyfini yerinde tutacaksın. Zaten mutluysa zaten sana hep maç alır. Yani mutsuzsa oynatamaz. Zaten oynatamadılar ve başka yerlere gittiler aynı. Alex de Souza. Alex bir şey ya. Maestro. Maestro. Oynatıyor, oynuyor. Yavaş yavaş gidiyor. Timingi çok iyi. Kafa topları çok iyi. Ayakları çok iyi. Sadece bir fiziksel anlamda, koşu anlamında yoktu ama oyun her yerinde hep var mesela adamın lakabı Beyin. İşte Milan maçında o Brezilya futbolcu Serginho'su işte şeyi mesela adamı Beyin diye çağırıyorlar. Şey, Beyin diyorlar. Yani oranın şeyiyle lakabıyla. Şimdi yeni görevine de başladı. San Paolo'nun U20 takımında ilk maçında kazandı. Buradan tebrik ederiz. O yavaş yavaş geliyor herhalde. O geliyor. O acele etmiyor. Çünkü Türkiye'den çok takım da istediğini biliyorum tabii, ben onun o zaman. Hazırlanıyor. Çok zeki. Asıl tabii. Çok akıllı zeki. Olmak gerekiyor. Yani bir anda aa benim takım istedi başlamak çok handikaplı kariyerini bitirebilir. Çünkü futbolculukla antrenörlük gerçekten çok apayrı olduğunu anlıyor. Ben futbolcu oynadım Yeşilalar öyle yok. Öyle yok. Sen 25 tane bir tane oyuncu senin bütün takımını mahvettiğini ben bu sene gördüm mesela. Bir tane oyuncu bu sene mesela çalıştım ben yardımcı antrenör olarak çalışıyordum. Bir tane oyuncu iyi giden bir şeyi değirmenin nasıl bozduğunu sen orada o temkini atamazsan, tolerans sağlarsan nasıl yapıldığını ben tabii bunlar benim için hep tecrübe oluyor. Şimdi gözlem anlamında benim için bunları yakalamak önemliydi. Benim zamanımda olursam eğer teknik direktör böyle bir şeyler neyse herkes aynı şekilde aynı değeri görür yani. Embayo. Embayo'nun anısı var bir tane. Bunun biz Rize'deyken o zaman rahmetli Atilla amca vardı. İşte Atilla Aytek. Bunun altınları çalınıyor. Ama surat böyle ama. Hiç konuşmuyor ama cevap bile vermiyor. Bayağı altın. Bayağı böyle bir, ne bileyim 5 kilo vardır herhalde. 5 kilo. Ne işi var ya 5 kilo altın. Şaka gibi. Sonra evde de bir 5-6 kişi, 7 kişi veya belki daha fazla kişi kalıyorlar. Mesela yemek alıyor. Ölü gibi. Ölü gibi. Atilla amca da olayı çözmeye çalışıyor işte. Neden mutsuz? Neden şahit?
altınları çalındığını söyledi. Kim aldığına dair işte hırsız mı girdi, başka bir şey mi oldu, onu çözmeye çalışıyor. Ya da takım içinden birisi mi aldı? Takım içinden bir şey alma yok, şeyde evde oluyor. Ha, evde oluyor. Kendi evinde. Sonra bir araştırıyorlar, evde yine akrabası çalmış. Akrabası çalmış. Sonra alıyorlar, buluyorlar altınları, geri kalıyor, bayağı gibi mutlu yok. Tabii, ondan sonra. Sonra ne yapmıştır acaba herife? Hiçbir şey yapmamışlardı, sonuçta akrabası altınları çalan. Tamam abi. Ama içimizden geçti Mbaye. Surat 5 kuruş. Yemek yediyoruz. Yok. Sanki biri öldü yani. Biri ölse o kadar yani. Kesin o altından bulduktan sonra performans artmıştı. Artmıştı. O kadar artmıştı. Tabii tabii. Para önemli onlar için. Sen yan yaşta top oynarken altılı geldiği zaman nasıl top oynuyormuş? Bugün bana bırakın diyormuş. Gol asist hepsi var. Abi işte bu da bir motivasyon kaynağı tabii, değil mi? Tabii doğru. Barış Memiş ile Ersun Yanal'ın bir hikayesi. Barış Memiş, Ersun Yanal'ın hikayesi. Barış Memiş bir çıktı, böyle bir futbolcu olamaz abi. Ben yani 16 yaşında, 17 yaşında inanılmaz goller atıyor, geçemeyeceği adam yok, Gökdeniz'den daha yetenekli, herkes Gökdeniz'den daha iyi duruma geleceğini diyor. Adam bir sene oynadı, ikinci sene bir başladık. Prolar, abuk subuk işler. Allah Allah. Saçma sapan şeyler. Ersun Hoca bunu düzeltmiş. Oğlum ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İşte çağırıyor yanına pro, işte pro içiyormuşsun, sen nereden gördün bunu? Hocam sen içiyorsun ya, senden gördüm. Hoca da tabii hiçbir şey diyemedi. Bir şey diyemedi. Ondan sonra diyalog sonra... Batuhan Karadeniz'in öyle anısı var ya, pro içerken görüyor Ersun Yanal, ne yapıyorsun, başkan görürse ne yapacağız diyor. Kapı açılıyor, başkan geliyor Halil Ünal. Beraber aramızdaki işte fark Avrupa'da. Beraber içiyorlar. Batuhan Karadeniz'de ikisi, o zaman 17 takımların bütün Avrupa'da kök söktüren iki oyuncusu. Evet. Değil mi? Hepsi yok i̇şte, oldu gittiler. İşte antiprofesyonel olunca böyle oluyor işte. Tabii Batuhan Gönül, Hakan Şükür'den daha iyi futbolcu diye bir tane Beşiktaş'a çıktı. Ama bir şey söyleyeyim sana. Hakikaten disiplinli olsaydı, kendine sahip olsaydı, yemin ediyorum sana. Şu an aklı başına gelmiş. Hayır, şampiyonada o olurdu santraforumuz ve büyük ihtimalle goller falan atardı tabii. Yani. Büyük oyuncu ya. Kötü hali bile gol atıyor bu. Ya, tabii. İkinci liglerde mesela. Ya, 20 tane büyük oyuncu ya. Şey Ziya Doğan. Ziya Hoca anlatmasak. Allah sonra Allah. Arıyor kızı ya. Olsun, sıkıntı yok ya. Ya Ziya Hoca'nın bir tanesini anlatayım, öbürünü anlatayım. Tamam adam. Bir gün maça çıkacağız. İşte maç kadrosunu yapıyoruz falan. Yapıyor hoca. İşte çağırıyor işte oynayacak oyuncular falan. Takımı sayıyor. İşte oğlum bak sağa attı, yine fazlayız burada. Gidiyoruz. Sola attı, yine fazlayız burada. Görüyorsunuz, ona göre oynayacağız tamam mı? Takım bir sözü 12 kişi yazmış bize. Ya müthiş. Ya gülüyor da çok gülüyor da ya. Burada yine fazlasız, burada fazlasız. Ama iyi adamdır yani. Bugün işte ilk transferimde Fenerbahçe'de transfer olunca aradı beni yani işte. Oğlum kaç kilosun? Ya bir daha hocam iyiyim ben de. Sen nasılsın hocam, sen de iyi misin? Kaç kilosun? Bakkaldan şey alıyorum. Domates alacak adam. Herkesin kilosuna göre bir şey yapıyorlar. Çok kilo takıntısı var. Mesela inanılmaz şekilde yağ oranı, kilo oranı hep buna takmıştır yani. Futbol hayatı boyunca en önemli şey onun için kilo. Bir de şey mi? Laptop, bilgisayar falan mı? Onları toplattırıyoruz zaten. Toplattırıyoruz. Şu anki dönemde mesela kriz çıkabilirdi mesela çalışacağı bir kulüpte. Wireless'ları baz istasyonu falan ortadan kaldırabilir. Hepsini çıkartıyor. Baz istasyonu patlıyor. Bomba koymuş altına. Patlar ama... Işıklara bakıyor değil mi? Işıkları kapatıyor ya da kapatıyor. Işıkları kapatır, elektrikleri kapatır, şeyleri toplattırır, o cipsler mi? Aslında o cipsler mi? Kolaları falan tabii bu hayatımızda içmemek gerekiyor. Çünkü yani hani boş ver şeyi, sağlığı inanılmaz zararlı olduğunu, zararlı. Asitli içeceklerin bu kadar kilo aldırdığını. Tabii ama bazen o kadar güzel geliyor ki işte ama işte tat. Samet Aybaba'nın totemleri, uğurları. Samet Hoca ile işte ben daha yeni çıkmıştım işte. Rakip takım atak yapınca bağla. Biz atak yapınca aç. Mesela Beşiktaş'tayken kameralar çekerdi. Ben de kale arkasını izlerdim. Rakip böyle atak yapsa zaman böyle yapardı. Öyle mi? Biz de böyleydi. Ha, şöyle yapar böyle elinin arkasına koyar. İşte Beşiktaş olduğu için daha çok kişi görür ya, belli olmasın ne yapıyor. Şöyle arkaya şöyle mesela şöyle yapsa şöyle yapıyor falan. Açıyor şöyle açıyor falan. Kazandık atak. Mesela. Maçı. Mesela o hafta ne yaptıysak aynı o haftada aynı şeyleri antrenman kurumlarında yapma şeyleri var. Dikkat etmemişsin sen hiç. Dikkat etmeden. Totemleri var öyle. Dikkat etmemişsin. Herkesin var hemen hemen böyle totemleri. Var ya çok var. Çünkü o da motivasyon bir kaynağı kendine yani. Ümit Özat. Ayak dışı
Trivela'nın kralı Ümit Özat. Aslında Trivela'yı o çıkarttı be ya. Ümit Özat yaptı mı? Kuvarejma mı dahi, sen mi dahi dedim. Ben dahiyim dedi, çünkü ben dedi Kuvarejma benim gibi dedi çok uzun mesafeye sert böyle darbeli kalçadan atmıyor dedi. Ben kalçadan atıyordum ama Kuvarejma yaptığımı Trivela, Ümit Özat yaptığımı Onela oluyor dedi. Onela. Doğru söylemiş. Ama Kuvarejma da iyi. Tabii müthiş. İnanılmaz goller atıyor. Ümit abi de iyi ortak istiyordu ama. Tabii. Harbiden de iyi ortak istiyordu ama işte tip çok önemli futbolda, biliyor musun? Allah açarsın ya. Sen mesela o kadar birinden hızlı şekilde çabuk alsan bile, yani o topu alsan bile sen ağırsın yani şey için. Bir de şimdi sol bekte oynuyor, sağ ayaklısın. Yerlisin. Evet. Bir de hiç kimsenin yapmadığı hareketler yapıyorsun. Oğuz Çetin'den sonra kimse ayak dışı kullanmıyor tabii. Türkiye'de. Ama Oğuz Hoca da tabii. Ne paslar atıyordu öyle. Tabii. Göğüs önde. Göğüs önde. Dur şöyle koşuyor. Oğuz Hoca da sağ olsun. İnanılmaz şeyler yapıyorlar federasyonda şimdi. Gerçekten öyle bir eğitim programı düzenlemişler ki bizi mahvettiler. Ama çok önemli bilgiler edindik. Başardılar ve bu zamandan sonra antrenör ve teknik direktör olmak isteyenler için gerçekten bilgi birikimi yapmadan oraya gelemeyeceğini hissettirdiler yani bizim. Hissettirdiler. Evet, Ümit Özat'ı zaten o şeylerini konuşmuştuk. Değil mi? Ya Ümit abi. Totemlerini konuşmuştuk. Totem spor ya. Totem spor. Gürcistan maçı sakızı kale içine koyma. Evet, sakızı kale içine attı. İşte koşarken sakızı çıkarsa atarsın ya. Aradan böyle 40-50 metreden sonra Hasan abi. Hasan Şaş dedi. Oğlum dedi onu diyor almazsan oradan dedi gol yeriz bak yarın dedi. Döndü hemen onu oradan aldı. Sakızı aldı. Nobre de şey dedi, bir gün kara soktuk. Kara soktuk. Maçı kazanacağız demiş, kara sokmuş kafayı. Maçı kazanacaksın diyor ona mesela. Bunu yaparsan maçı kazanacaksın, hepsini yapar. Şuna para vereceksin, maçı kazanacak ona para verir. İnanılmaz. Tutarsa bir daha verir. Bir gün Antep'te işte sabah kahvaltı yapmamış. 3 tane almış, hat-trick yapmış. Ertesi hafta akşam maçı yemek yemeden açmış, ağza bayılıyormuş. Öyle ya, acayip. Stefan Apia, böcek, örümcek. Aynen, Stefan Apia'nın örümcek macerası meşhurdur. Şimdi gülüyoruz ama o gün de var ya mesela çok altımıza yaptık ya, onun kaçışı falan göz önüne geliyor. Yani görmek istemiyorum çünkü öyle. Yani. Kimse görmek istemez öyle. Tuncay mesela örümcek almış buradan, nerede aklına geldiyse. Duşakabinin olduğu yerden bir bıraktı. Duşakabin bir sağa bir sol, bir arka derken oradan bir kas yığını. Acayip kas, hayvan gibi kasları var. Kas yığını. Tabii. Çok yani kuvvetli ve böyle bir şey yok yani. Bildiği Herkül gibiydi. Bir çıkışı var tabii. Çıplak koşarak arabaya biniyor. Vırt gidiyor. Oradan Ballı'yı arıyor. Ben de gelmiyorum diyor. Böyle falan filan. Bana böyle şaka yaptılar falan ondan sonra. Ben merak ediyorum. Mesela düşünsene Samandıra'dan böyle birisi çıkıyor. Işıklarda duruyor falan. Bir bakıyorsun çıplak. Durmamıştır herhalde de. Arabaya çıktı ama nereye gidiyor ışıklar? Durmamıştır. Belki camları siyahtır. Nereden biliyor musun? O da siyahsa da akşamdı falan. Düşünsene çıplak bir adam abi ya. İnanılmaz bir hikaye. Gazeteci televizyoncular görse hani ışıkları tutuyorlar ya böyle. Tutamazlar abi, korkarlar. Ya inanılmaz. Ben utanır ya. Aziz Başkan aradı mı size? Başkan beni de bizi aramadı da yani aramışlardır yani Volkan abi falan kesin. Tabii. Yapmayın şaka diye. Yapmayın şaka ya. Şaka yapmayın. Aziz Yıldırım Denizli. Orada güzeldi. Köpekler. Sazlar küpeler. Çalıyor, alıyor. Servet Çetin de sen Denizli Spor maçından tabii, sonra şampiyonu gitti. Bizi gördü havaalanında. Tabii. Sallayacak herkesi. Gelene geçene sallıyor çünkü gitmiş şampiyon. Siz de gençsiniz, yerlisiniz. Tabii. İşte Servet işte iki tane küpe takıyorum kulağına, türkü dinliyorsun. Almışsın sazı, türkücü müsün, futbolcu musun tarzında bir çaktı. Kelimeler çaktı. Bana da dedi, sen dedi git dedi caddede dedi iki tane köpeğinle gez dedi falan filan böyle oradan çaktı. Oradan bir yapıştı da. Ondan sonra öbürkiler ne dediğini bilmiyordu. Herkese bir çakmıştı. Herkese kalayı bastı. Yani ne haklı yani orada. Ama haklı ama işte geri alınmıyor zaman. Dedim ya daha önce de. Zamanı kim almış ki geriye yani? Tabii, hiçbir şey kalmıyor. Şimdi anı diye anlatıyoruz yani. Güzel anılar. Kötüsü de iyisi de. Allah bize bunları yaşattı. Artık diğerlerinden başlarız. Tabii. O gün çok mu rahat çıktınız maça? Çok mu öyle? Çok gergin çıktık. Gergin çıktınız. İnanılmaz gergin çıktık. Konsantrasyon değişik. O 16 dakikalar, 20 dakikalar.
Yani normal şartlarda maç Selçuk, Selçuk Dedeli'nin maça şeyi var mı, etkisi var mı sence? Tabii canım. Ben şey olarak söylüyorum yani. Ya sen bir şeyde o kadar konfide atıp da şurada 16-20 dakika maç uzatılır yani, öyle bir şey olsa şu günde ne olur? Yani ne olur bir bana anlat. Yani maç tam oynanıyor, konfiti çat 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 çat. Maça 16 dakika mı, biraz daha fazladır belki. Peki tartışılan bir penaltı pozisyonu vesaire falan var mı? Hatırlamıyorum şu an, sadece onu hatırlıyorum. Yani maçı hatırlamak istemiyorum zaten. Ha, zaten travması büyük. Travması zaten daha aydana hiçbir şey yapmadık ya. Yani çıkıp çıkması önemli değil, zaten çıkamazsın. Çıkamaz. Bir şey yapmadık. Ondan sonra ben işte şampiyon oldum. Sonra Trabzon'a gittim. Trabzon Fenerbahçe şeyi. Rekabete. Hayır ya, orada da şampiyonluk. Bu sefer Fenerbahçe'de tabii. Ha sen gittin, bir de orada Burak orada Yılmaz... Bu sefer de o anons faciası. Anons faciası. Anonsu yapmasa biz sahadan çıkamayacağız belki. Orada siz ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz başkanım falan. Bilerek mi oldu sence o anons? Abi sanmıyorum bilerek oldu. Hayır, infial çıkmasın diye olmuş olabilir mi? Ben hep aklımda o var. Yok, ne olacak? Ondan sonra benzin istasyonu yaktılar ya. Hayır, şimdi düşünsene. Anons olmadı. Ve Fenerbahçe taraftarının büyük çoğunluğu şampiyonun gittiğini o anda gördü, anladı diyelim anonstan sonra. Hani sahaya timsah yürüyüşü yaptılar ya, seviniyorlar. Size girdiniz. Misal anons olmadı. O anda sahaya girdiğini düşün Fenerbahçe taraftarının üzüntüyle. Biz çıkamayız zaten. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Acaba ya iyi ki de yapmışlar o anonsu ama onu bilerek yaptıklarını düşünmüyorum ben. Ha, bilerek... Ya o dönemde nasıl yani bu kadar maç canlı maç şeyleri var mesela. Enteresan. Aynı anda sahaya girdiler, baktım Vedersoy havalarda geziyor. O şampiyon olduk diye falan. Biz Bursa'da da şampiyonu kutlanıyor. Kadıköy'de de kutlanıyor iki tane ayrı ayrı. Yani biz o tabii Bursa'yı bilmiyoruz tabii. Maç tabii skoru bilmiyoruz. Da aklımıza gelmiyor falan o anda. Hani belki yani çok da gol kaçırdılar. İnanılmaz goller de kaçırdılar. Alex Manex çok gol kaçırdı. Biz de yani gittiğimiz pozisyonları atıp kazanabilirdik o maçı. 1-1 bitti. Şansa bir gol attık. Burak orta kesti, gol oldu. Yani, gol oldu, yani Allah istemedi onları o gün şampiyon olmasını. Yani ben öyle düşünüyorum yani. O gün peki Fenerbahçeli oyuncularda yine bir gerginlik var mıydı? Ya var tabii. Gitgide zaman azaldıkça ayağındaki topu bize atıyorlar. Ayağındaki topu bize atıyor. Sen istemesen de top geliyordu ayağına. Bir de galiba devre arasında bir Aziz Yıldırım'la Egemen arasında bir diyalog tabii olmuş. Tabii orada siz ne yapıyorsunuz dedi. İşte dedi adam gibi oynayın dedi. Dedi siz ne yapıyorsunuz dedi. Böyle koç olursunuz mücadelesi falan o tarzda. Size bir bayağı salladı. Bayağı salladı. Sonra Egemen de şey demiş galiba. Sallasın çok önemli değil. Egemen işimizi yapıyoruz dedi Egemen. Hayır sonra dönmüş futbolculara soyunma odasında buradan kimse geçerse aynen falan. Aynen öyle. Değil mi? Giray Miller tek başına savundular değil mi? Aynen öyle valla. Çok iyi bir şey. Yani savundu da ama çok pozisyon verdik. Çok pozisyon verdik. Hani maçı gerçekçi olmak gerekiyor. Hani bir tanesi girse zaten Guizzo, Alex çok kaçırdılar. Çok kaçırdılar. Yani evet iyi savunduk ama çok pozisyona girip atamadı. Allah istemedi onu onun şampiyonluğu. En cimri kim gördün futbolculardan? Giray diye. Giray. Biraz o sıkıydı da ama artık değişmiş. Değişmiş mi? Evet bayağı konuşuyoruz. Bayağı eli açık artık. Ha, eli açık. Ama ilk başta öyle vardı futbolcunuz. Başka var mı? Ne bileyim hiç böyle insanların parasıyla Ali, buluyor. Ali Tandoğan nasıldı? Ali Tandoğan'a evet diyorlar Ali abiyi de. Miklaç Ali. Miklaç Ali. Miklaç Ali. Ali abi çok komik adam ya. Çok komik tabii canım. O, olduğu komik. Her yerde bir gün şeyde, anlatılmayacak konular da var anlatmayalım. Beşiktaş'ın maçı var. Taş oldu. Oyuncu değiştiriliyor. Yanında hoca var. Yardımcı hakem var. Görmüyor. Taç atacak. Hakem düdüğü çaldı. Böyle yaptı. Şöyle yaptı hakem. Böyle yaptı. Şöyle yaptı. Bu topu çevirmeye başladı. Anlamıyor tamam mı hakemin ne dediğini. Oyuncu değiştiriliyor. Gözler de ondan sonra anladı. Yani. Ümit abinin de şeyi var mesela öyle. Gençlerinde oynamış. Kendi anlattı bize mesela. Ben bilmiyorum tabii. Onda bunu İşte lakabı koca kafaymış o zaman. Tabii ben anlattım ya sana bunu. Sen anlattın, anlatsana onu ya. Ümit Özat'a sordum bunu. UKK, 5. dakikada kendi kalesine gol atıyor. UKK yazıyor. Koca kafa lakabı olduğu için o anda diyor ki ulan benim lakabımı kim söyledi diyor. 80 dakika diyor, bütün aklım benim onda diyor. Acaba kim söyledi, kim yetişti? 85. dakika Ümit Karan da kendi kalesine atınca UKK yazmış. Orada çözmüş. 80 dakika yok oyunda. Ya inanılmaz ya. Onu düşünsene ona bile takıyor yani. Ya müthiş ya. Müthiş. UKK. Koca kafayı kim söyledi demiş. Koca kafa. Müthiş. Serkan çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Vallahi güzel oldu. Seni biraz yordum ama değdi. İzleyenler de çok beğenecek.
Biz şimdi bir saat trafikle gideceğiz. Olsun. Sıkıntı. Ben de senin yanında olacağım. Bol bol sohbet ederiz. Tamam. Değerli seyirciler, Serkan Balcı ile yaptığımız söyleşinin, röportajın sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir söyleşi oldu. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.